Eğer dijital oyunlara çok düşkün bir çocuğunuz varsa ve siz onun orada harcadığı zamana biraz fazla söyleniyorsanız belki de siz haksızsınız, o haklı. Hiç böyle düşündünüz mü? Eğer bugüne kadar böyle düşünmediyseniz bile bu bölümü izledikten sonra böyle düşünmeye başlayacaksınız. Çünkü bugün size dijital oyun dünyası neye doğru evriliyor, insanlara nasıl para kazanma fırsatları sunuyor, nasıl kariyer fırsatları ve bir yandan da mutlu hayat fırsatları sunuyor, bunu anlatmaya çalışıyor olacağım. Özellikle de blockchain tabanlı oyunların yarattığı müthiş fırsatları anlamadan çocuğunuzun elinden o tableti bence almayın siz. Fakat blockchain tabanlı oyunların büyülü dünyasına girmeden önce sizden küçük bir ricam var. Eğer daha evvel yapmamışsanız, nerede izliyor veya dinliyorsanız kanalımı bir beğenin, bir yorum yapın. Eğer YouTube'dan izliyorsanız orada küçük bir çan sesi var, ona bir tıklayın. Böylece her videomdan haberdar olun. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Dijital oyunlar elbette yeni bir fenomen değil. Ben çocukken bile vardı. Commodore 64'üm vardı benim. Kahvehaneye giderdik. Atari'de Pac-Man oynayabilirdik. Yani vardı. Ama bir farkla. O zamanlar bu oyunlarda sadece zaman ve para tüketiyorduk. Bize hiçbir geri dönüşü yoktu. Belki puan sıralamasında o oyunda biraz yukarıda olmak hoş olabilir. Ama onun dışında hiçbir getirisi yoktu. Şimdi ise bu oyunları oynayarak, bu oyunlar için bir şeyler tasarlayıp satarak ve bu oyunlara yatırım yaparak para kazanmak mümkün. Ve pek çok insan için bu artık ciddi bir gelir kaynağı haline geliyor. Türkiye'de de örnekler var ama daha da fakir ülkelerde, Filipinler gibi, Endonezya gibi ülkelerde epey çok insan oyunlardan geçiniyor diyebiliriz. Bu oyunların mantığı genelde birbirine benziyor. Bu oyunu oynayabilmek için öncelikle bir NFT satın almanız lazım. Bazı oyunlarda bedava NFT'ler de var. Bunlar işte o oyunda kullanacağınız temel araçlar. Mesela Excellent'te 3 tane şu komik karakterlerden edinmeniz lazım. Buna karşı benim bu aralar çok sevdiğim Sorare isimli oyunda ise oyuncu kartlarına ihtiyacınız var. Bunların bedavaları olabiliyor ama o bedavalarla oyunda başarılı olmak çok zor. Genellikle ücretlisini insanlar tercih ediyorlar. Böylece biraz para harcayarak oyuna başlıyorsunuz. Her bir blockchain oyunu kazanmanın yöntemleri farklı. Eksi biraz daha strateji oyunu. Mesela benim çok sevdiğim Sorare'de satın almış olduğunuz futbolcu kartları, o futbolcu gerçek futbolda başarılı olursa, mesela diyelim ki Messi kartı aldınız, o hafta Messi çok başarılı bir performans çizerse yeşil sahalarda, buradaki oyuncunuzun da değeri artıyor ve aynı zamanda onu oynattığınız takımının da maçı kazanma ihtimali artıyor. Yani oyun seçimi doğru yapmak lazım. Bütün bunları yaptığınız zaman oyunu doğru oynayınca tokenlar kazanıyorsunuz. Her oyunun kendine göre tokenu var. Mesela Axie'de Small Love Portion, küçük aşk parçacığı isimli bir token kazanabiliyorsunuz. Sorare'de oyuncu kartları kazanıyorsunuz. Oyuncu kartları da farklı farklı kategorilerde bir common'lar var. Yani genel geçer kartlar, çok önemli değiller. Rare'ler var, very rare'ler var, bir de unique'ler var. Unique'de o karttan oyuncu için sadece bir tane var gibi. Oyununuzun kalitesi arttıkça bunları kazanıyorsunuz. Bunları ciddiye alın. Bu arada mesela Sorare'de bir Ronaldo kartı var. Tek bir kart o. 178 bin pound fiyatı var. Yani öyle şakadan bahsetmiyoruz. Bir yandan da bu oyun için bir şeyler de üret olabilirsiniz. Sorare'de yok ama mesela Axie'de var. Axie ülkesi için bazı silahlar, araçlar, gereçler üretebiliyor olabilirsiniz. Bunları da yine bu oyunların pazar yerlerinde satıp token kazanabiliyorsunuz. Sonra bu tokenları alıp kripto pazarlarına götürüp Ethereum'a veya diğer bazı kripto paralara, oradan da kendi ülkenizin ulusal parasına dönüştürme şansına sahipsiniz. Kabaca akışı böyle. Bu durumda basbayağı oyun oynayarak para kazanıyorsunuz ama girişte bir sermaye bazılarında gerekiyor. O giriş sermayesini de çözmüşler. Onda tefecileri var. Onları onlarda ödünç alabiliyorsunuz faiziyle. Bunlar mesela şeye baktığımızda, Filipinler'e baktığımız zaman loncalar halinde ortaya çıkıyorlar. Lonca gidiyor, bu oyun karakterlerinden epeyce topluyor. Bunları size ödünç veriyor düşük bir faiz karşılığında. Hatta mesela yine Filipinler'de bir tane Axie University, Axie Üniversitesi var. O sadece bu karakteri size tefeci gibi ödünç vermiyor. Oyunu iyi oynamanız için size mentorlar, koçlar atıyor, eğitimler de sunuyor. Yani galiba parasını geri alabilmekten de emin olmak istiyor. Size oradan da eğitimlerle vesaire yardımcı oluyor. Şimdi bütün bunlar size şaka gibi geliyor olabilir ama aslında pek değil. Mesela Filipinler'de özellikle bu Covid-19'dan sonra yaşanan müthiş fakirleşmede, ki zaten fakir bir ülke ve 110 milyon nüfus var. Covid-19'dan sonra dükkanlar, işyerleri kapanınca fakirleşmenin boyutu da sertleşmiş. Filipinlerin çok büyük bölümü günü gününe geçiniyor. Küçük esnaf bunlar. İşte alsatlar yapıyorlar. O işsiz kalan insanlar bu alana yönelmişler. Ve özellikle Cabantuan şehrinde epey çok insan sadece Axie oynayarak para kazanıyor. Kazandıkları paralar ayda 200-300 dolarları bulabiliyor. Çok iyi oyuncular 400 doları bulabiliyorlar. Ve Filipinler'de iyi bir maaşlı işin 200 dolar getirdiğini düşünecek olursak
Bu hiç de fena bir getiriye açıkçası benzemiyor. Tabii bir yerde para varsa oraya yatırım da akmaya başlıyor. Küçüklü büyüklü çeşitli fonlar, çeşitli modellerde bu alanda yatırım yapıyorlar. En ilgimi çeken modellerden bir tanesi Gabby Dizon'un modeli. Yield Guild Games. Yani para kazandıran oyunlar loncası adını verebileceğim bir yer kurmuş. Burada bu oyun karakterlerini satın alıyor veyahut da bu karakterle geliştirebilecek insanları maaşla çalıştırıyor. Ve daha sonra bu karakterlere ödünç veriyor veya bu araçlar NFT'leri ödünç veriyor. Ödünç verdiği zaman o ödünç aldığıyla oyunu kazanan insanlar %10 kazancı geri buraya ödüyorlar. Kazancın %20'si bu topluluğu yöneten yöneticilere gidiyor. %70'i de oyuncunun kendisine kalıyor. Diyor ki Gabby Dizon, bu sayede bir sürü insanı fakirlikten kurtardık diyor. Şu ana kadar kabaca 6000 kişiye 13 milyon dolarlık token dağıtmışlar. Ağırlıklı olarak X'de yapıyorlar bunu. Bir diğer yatırım örneği SoRare'e. Benim biraz önce bahsettiğim futbol fantezisi oyuna gelen yatırım. 680 milyon dolar yatırım gelmiş. 4,5 milyar dolarlık değerlemeyle. Bunlar gerçekten inanılmaz rakamlar. Bizim ülkemizin koca koca sanayi şirketleri bu paraya yetmiyor. Demek ki yatırımcılar bu alanda daha çok büyümenin geleceğini ve çok ciddi ekonominin oluşacağına inanıyorlar. Tabii blockchain tabanlı oyunlar böyle hızlı büyüyünce bunu gören oyun geliştiricileri de yepyeni oyunlar getiriyorlar piyasaya. Bunlardan ilgimi çekenlerden bir tanesi adı Townstar. Townstar aslında size tanıdık gelecek, Farmville'e benziyor. Hani Facebook'ta oynuyorduk, orada çiftlikler kuruyorduk. Benim yaşıma yakın olanlar en azından hatırlarlar. Aynı firmadan bu sefer de bir kasaba kuruyorsunuz ve kasabada ürettiğiniz NFT'leri diğer kasabalara ihraç ediyorsunuz. Eğer şey oyunları seviyorsanız, böyle karakterinize güç kazandırdığınız silahlarla vesaire, o zaman da Crypto Blades var, hızlı büyüyenlerden bir tanesi. Yine ilgimi çekenler arasında Battle of Guardians, Rainmaker, Splinterlands gibi oyunlar var. Saymakla bitmiyor. Aslında Türkçe YouTube'da bir arama yaparsanız oyun oynayarak para kazan diye genç oyuncu arkadaşların bütün bu oyunlar hakkında epeyce detaylı bilgiler paylaştığını görüyor olabilirsiniz. Blockchain tabanlı oyunların böyle hızlı yayılmasının bir faydası daha var. Kripto paralara olan adaptasyonu hızlandırıyor. Mesela şu anda videoda izliyorsanız şu Filipinli yaşlı çift, aslında bir bakkal dükkanları var fakat Covid-19'da işleri çok bozulmuş. Ne yapmışlar? Onlar da Axie oynayıp para kazanmaya başlamışlar. Normalde sanmıyorum ki bu beyefendi ve bu hanımefendi dijital oyunlara veya kripto paraya merak sarıyor olsunlardı. Ama işte olağanüstü koşullar onları bu dünyaya getirmiş ve şimdi artık onlar da kripto para evrenin bir parçası. Kripto para kendine böyle yeni kullanım alanları buldukça daha geniş kitlelerin adaptasyonu mümkün kılacak. Bu da kripto paraların değerlerini arttırdığı gibi hayatımızdaki yerlerini de güçlendiriyor olacak. Evet, bugünkü bölümün sonuna geldik. Lütfen bu ismini verdiğim oyunları gidin bir inceleyin. Belki de siz de oyunları oynayarak para kazanmaya başlayacaksınız. Belki bir takım yatırım fırsatla çıkıyor olacak size. Önümüzdeki günlerde blockchain tabanlı oyunlara dayalı tokenlar, bunlara dayalı yatırım fırsatları, bunlardan da zaman zaman bahsediyor olacağım. Ama çok heyecan verici bir dünya. Ve ben özellikle SoRare'ı oynamayı da sevdim. Pek öyle futbolda aynı anladığımdan değil aslında. Hep de yanlış oyuncuları seçiyorum. Sürekli yeniliyorum. Onun bir bedava versiyonu var. Onu oynuyorum şimdilik. Ama baktım ki oyuncu seçiminde daha iyi hale geldim. O zaman işi değiştirebilirim. Mesela futbolda iddialıysanız, ben çok iyi futbolcuları tanırım, kimin neyi yapacağını o hafta iyi bilirim diyorsanız, Sportoto Loto oynamak yerine belki bu oyuna bir bakmak iyi olabilir. Ama unutmayın, anlattıklarım hiçbiri asla bir yatırım tavsiyesi değil. Buralar çok riskli alanlar. Ona göre dikkatli şekilde hem yatırımlarınızı hem oyunlarınızı yönlendirmenizi öneriyorum size. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.